Şimdi buradan yedinci rica. Yedinci rica bir derste bitmez. Belki dört ders yaparız yedinci rica. Yedinci rica içinde. Üç dört ders yaparız. Tabi sabır isteyen bir derstir. Bir zaman ihtiyarlığın başında eski Said'in gülmeleri yeni Said'in ağlamalarına inkılap ettiği engamda. Yani gülmeler ağlamaya dönüşüyor. Bu bir tabir değil, böyledir. Mesela gafilane, günahlar içinde ha gülmeler altında ağlamak var. Belki dünyevi bir musibetin altında mesela bir ağlamak var. Yani bir ağlama gözüküyor. Ama altı gülmek var. Yani bu su ilişkisi gibi. Mesela odunu tutuyorsun yanında ama duman var yani yanında. Mesela biraz da çapını darlatayım, daraltayım. Günah, mesela ruhta gizli bulunan sistem var, şeytan. Mesela o bazen darlatır seni, bazen gücü yetmez, ruhun genişlenir. Yani birbirine geçiş içeride çok çabuk oluyor. Geçiş. Bunu bilmezsen bana ne oldu ki bana niye bunlar oluyor? 18 bin alem kendisini bu şekilde kendisini gösteriyor. Bak diyor ki bir tabir değil, bir teşbih değil. Eski Said'in gülmeleri yani yani değil de yani yenisine göre yeni Said'in ağlamalarına inkılap etti engamda. Ağlamaya inkılap etmiş, değişmiş. Ankara'daki ehli dünya beni eski Said zannedip oraya istediler. Gittim. Güz mevsiminin ahirlerinde Ankara'nın benden çok ziyade ihtiyarlanmış, yıpranmış, eskimiş kalasının başına çıktım. Yani burada sen bunun ilgini çeker. Varlıkta iki şey vardır. Bir hadiseler vardır. Bir de mevcudat vardır. Eşya vardır. Başka bir şey yoktur. Bir varlık var. Bir de hadise var. Aralarındaki münasebet. Şimdi insanı 18 bin alemin haritası, hulasası olduğunda durup dururken o çıkmıyor. Mesela iyiydim diyor, bir fiyakam böyle falan, fiyakam bozuluyor. Ne demek? Ya iyiydim ya, bu tuhaf düşünceler nereden geldi? Ben iyi kötü. İnsanı etkileyen zaman, zemin, tam libas. Şimdi ustadı etkileyecek bir zemin. Ankara'daki ehli dünya beni eski sayı zannedip oraya istediler, gittim. Yani zemin ve hadiseler insanın batınında bulunan, derinliklerinde bulunan hakikatları oynatıyor, uyandırıyor. Yani buna da sirayet diyebiliriz mesela, sirayet. Yani sigara içmediğini aldı, sigara için yanında oturursan sigara kokusu sana sindiği gibi. Siner yani. Bu hariç mülk. Buradan buraya sıçrıyor. Bu bize şunu gösteriyor. Sigara içmediğim halde sigara içenin yanında oturursam bana sinerse bu sigara zahir. Onun itikatsızlığı benim itikatsızlığıma veya itikadıma zarar verir. Bunu da sıçradığını unutmaman lazım. Kendini tehlikesiz zannetmemen lazım. Bana zarar verir. Hayır, verir. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri çok güzel demiş. Demiş ki İyi olmak istiyoruz deyince İbrahim, İmam-ı Rabbani Hazretleri demiş ki ne demişti? İyi olmak istiyorsan İyilerle beraber ol. iyilerle beraber ol. Yani
İyilerle beraber olunca iyi nasıl oluyorum? Anlamazsın kardeşim. Sen kafanı karıştırma. İyilerle beraber ol dedi mi? Sirayet var. Sigara kokusu veya ağız kokusu adamın veya ter kokusu sana siniyor. Abi bana ne zarar verir? Ya içki içenin teri necisi aynıdır. Affedersin idrar, büyük abdest, gayita üzerine sürsen, sidik idrarı sürsen ne oluyorsa içki içenin teri de fıkıhta geçiyor. İçki içenin de teri necisi aynıdır. Necaseti galize de değil. Şey hafife değil. Galizedir. Hafif şey değil necaset. Yani ne demek ki senden çıkıyor ama özür dilerim senin kanın tahlil yapmıyor mu doktor? İdrarını yapıyor. Değil mi? Her şeyini senden çıkanı gidiyor tahlil yapıyor. Sende ne var diye. Sen atılan bir şey. İtikat daha latif. İtikatsızlık daha latif. Tak tak geçişler oluyor Abdullah. Ya bana zarar vermez. Mümkün değil. Kadının kalktığı yere hemen oturmayın. Zira timsali kalır diyor. Bunlar tesir ediyor da bize, bunlar bize diyor ki, bu olaylarla bize diyor ki, ruhta gidip gelmeler, yansımalar oluyor. Abi şöyle bir şey olabilir. Sen sigaradan çektin de. Mesela şöyle bir şey desek. Parfümcü desek. Zahirden baksak yani sigara kokan birisi parfüm dükkanına girse, yani esans satan yere girse, bir vakit sonra oradaki koku, o sigara kokusuna galip gelebilir. Galip gelebilir. Gelir. Kuvvet eğer kokunun galibiyetine göre, yoğun bir kokudaysan sigarayı bloke eder. Ama sigara çok acayip pis, çok fazla kokuyorsun. Şey ama ettercim az kokuyor. Yani gücüne bağlı. Mesela ben de girdiğim zaman uçaktan geldim. Bak Türkiye'den uçakla geldim. Şu beni de etkiliyor. Ama gücüm yetiyor ilk önce havalimanına gidince. Özüyorum yani. Tak 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 ediyorum. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Bindim uçağa. Fazla da şıkır şık değildi yani. Aramızda bir boşluk vardı. Adam kalktı. Adam kalktı gitti. Daha 15-20 dakika olmadı. Ondan sonra kalktı gitti ön arkaya oturdu. Dedim herhalde tuvalete gitti. Yeni yer. Neyse baktım adam yok. İlgimi çekti tabii. Daha Kur'an da açmadım ha. Daha Kur'an da açmadım. Yani. Ezberimi yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra baktım iyi dedim. Tuvalet numarası yapayım bir arkaya geçeyim. Adam dedi. Buraya mı? Ya burası daha geniş dedi falan. Yani yerleştin değil mi dedim. Yerleştim. Gittim yüzümü kanım çıkarken. Dedim ki beyefendi. Benim yanıma oturunca, ya uzatmayın dedi ya gerek yok. Bir şey soracağım, sorayım. Benim yanıma oturunca dedim, yüzün mü yandı çok ateş gibi? Evet. Sen, benden önce oturmuştun. Ben en son oturmam. Elimden geldiğim uçağı pek erken bilmem. Ondan sonra, ya sen gelince dedi, bende huzursuzluk başladı dedi. Kimsin bilmiyorum sen ama onun için geldim dedi. Bu tanımlayamıyor. Aklı ona çerçeve çizemiyor. İzah da edemiyor. Anlat deseler anlatamaz ama böyle bir vaka var. Bu etkileme resimlerden de oluyor değil mi abi? Kesinlikle. Mesela resimlerden değil başka şeyden söyleyeyim ya. Mesela bu kitap maalesef İmam-ı Rabbani'nin misalini vereceğim. Bu benim misal değil. Benim olsa bu sözümü atın çöpe hiçbir değeri yok. Çünkü böyle olamaz dersiniz. Bu diyor bir fıkıh kitabı. Selahattin Hanım. Bu fıkıh kitabı. Her şey doğru, yanlış yok. Ama ehli bidâ yazmışsa, ehli bidâ, bidâ ehli yazmışsa, onun fıskı sana sirayet eder diyor. Doğru oldu. Doğru oldu halde. Nasıl bir şeyse ben de tam aklını çerçeveleyememişim yani bu işin. Buraya mı sirayet ediyor abi o kelimelere mi? Acayip bir şey ya. O zaman abi üstad diyor ya her önünüze hani gelen kitabı okumayın. Asla. Mesela diyelim ki Türkiye'den lemalar. Burada lemalar yok mu ya?
He? Efendim Türkiye'de limalar mı getirdi? Limalar mı yok? Uçakta yani bu götürmeler bir sürü şeyler varken ben bunu niye getirdim? Her kitabı okumayan diyor ki biz başka eserleri zannediyorduk abi. O zaman Risale-i Nur'u bile... Hayır diyorum. Bak mesela şu. Görüyor musun? Bak buradan. Benim burada göz nurum, gönül şu an hep yansımış. Benle hep konuşuyor sayfam. Burada ben varım yani. Çünkü o kadar ünsiyet ülfetim var ki şey böyle. Ülfetim değil de ünsiyetim var. Yani bu diğer kitapta olmuyor. Yani şöyle deneyin. Cep telefonunla okuyun Risale-i Nur'u. Bir de metinden okuyun. Bir Allah aşkına kendi kitabın varsa kendi kitabını oku. Bir de raftaki aynı kitaptan oku. Sahipsiz kitapta. Buraya ben sirayet etmişim ya. Buram buram kokuyorum en az 20 senelik şey adam kokuyor. O zaman abi bunu tercüme eden kişinin ve okuyan bu kitapta sen diyelim. Senin oradaki sirayet eden şey okuyor. Mesela ben okusam o zaman bana mı sirayet ediyor? Allah Resulü'nün kazanı vesikarayı niye göndermiş? Mantıksız bir şey mi yapmış? Hırkayı Şerif'i niye göndermiş? Buna sirayet etmiş. Sahabe-i kiram söylüyor. Allah Resulü'nün buradan geçtiğini diyor. Biz anlardık diyor bıraktığı kokudan. O kokuyu takip edip Resulullah'ı takip ediyorlarmış. Ustadın yıkanmış ve temiz çamaşırını kokudan anlarmış. Eğer gül kokuyorlarsa kirli çamaşırmış. Çünkü kokuyor. Gül kokuyormuş ustad. Eğer hiçbir şey kokmuyorsa yeni yıkanmış. Oradan da İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri Marifetnamesinde diyor ki pis kokan yani teri çok ağır kokan insan ahlakını düzeltsin diyor. Ben mi söylüyorum bunları? Dişe vuruş. Sen şimdi doktor sana dedi ki tahlilini ver bana. O kanını, idrarını, gaytanı bakayım. Oo nelerin falan. Ya doktor sen atıyorsun kafada. Ne atıyorsun? Bak adam haber verdi bana. Yani idrar nasıl insanı dışarıya taşıyorsa koku da seni dışarıya taşıyor. Yani bu kadar niye uzattım zannediliyor. Ankara'daki ehli dünya beni eski sahip zannedip oraya istediler. Gittim. Güz mevsiminin ahirinde Ankara'nın benden çok ziyade ihtiyarlanmış, yıpranmış, eskimiş kalasının başına çıktım. Yani sirayet acayip var yani. Bu sirayet kanununu bilmeyenin yani dünyada nasıl böyle rahat yaşayacak bilmiyorum. Ha abim ne yapacağız? Vesvese mi yapacağız? Hayır. Sirayet var deyince acayip bloko diyorsun. Korkunç bir karın var. Sana zarar veremiyorlar bunu. Yani alıcılarını kapattın, şifreliyorsun kendini. Havalimanına gidiyorum. Sirayet var. Mesela Havuz Ali abinin Tahir abiye kullandığı sirayeti anlatayım size. Risale-i Nur basılacak, mürekkep lazımmış. Tahir abi en gençmiş onlara göre. Çarşıya gidecek İsparta'ya. Havuz Ali abi şöyle, Tahir abi gibi adama evliya diyor Usta Demir'den dolayı. Hafız Ali abi diyor ki Tahir'i buyur abi. Usta bir anlatıyor ya. Çarşıya gidiyorsun ha. Evet abi çarşıya gidiyorum. Daha içerideler. Daha kapı ayakkabı giymedi. Tahir'i buyur abi. Biliyorsun değil mi çarşıya gidiyorsun. Evet abi. Tam ayakkabı giyerken Tahir'i buyur abi. Çarşıya gidiyorsun ha. Tamam abi. Yani sirayet dediğin zaman ha geçişler var. Benden ona ondan bana. Bildiğin anda zarar veremiyorlar sana. Blok oluyorsun. Onun için uzatıyorum. Mesela kan değerlerim var. Ya acaba ne çıkacak falan. Hop, böyle bir vehime gir kan değerler hepsi değişir. Alt üst olur ve gerçek değildir o. Bildiğin için. Ama cahilane böyle lakayt olsan, alakasız olsan değerler gayet normal çıkar. Bugün tansiyon ve şeker hastalığın çoğusunda %90'ı değerlerin alt üst gözükmesinin sebebi o bakayım ne çıkacak falan vehim ettiğinden kaynaklanıyor. Yani bu sirayet kanunu bilirsen sana zarar veremiyorlar.
Bunu anlamak için uzatıyorum. Yanlış sanırım güzel de doğru kelime mi? O zaman bu sırayetten inkılap falan oluşuyor mu? Oluyor. Yani, hayret ediyorum ha. Acayip şeyler tespit ediyor ha. İnkılaba geçti yani. Tuhaf yani. Hakikaten yani ha. Şey için söylemiyorum. Ümit'in diyecek şeyler değil bunlar. Yani karımız ne? Bulunduğun yerde yer, mekan ve kişilerden sirayet olur. Ha, Tahir'i diyeceksin. Hasan, bak sirayet olur. Dediğin anda zarar alamıyorsun işte. Zarara blok ediyorsun. Miskamber gibi sürmüyorsun. Mesela cemiyet. Ben ikide bir cemiyete şey yapıyorum. Cemiyet miskamber zannetmeyin. İnsanı mahvetmiş yani. Bu sistemi görmüyor musunuz? Sefaati nasıl normal görüyorsunuz? Niye nefret duygumuz yok ona karşı? Nefret. Ona karşı bir nefretimiz olması lazım. Ha, nefret duygusu varsa cemiyet seni boğamaz, zarar veremez. Ona karşı bir tepkin var zaten. Tepkiyle çıkmışsın. Etki tepki. Ama ya langır langır falan için tehlikesiz hani. Yani sirayeti bildiğin anda sana zarar veremezler. Sen onlara tesir edersin. Güz mevsiminin ahirlerinde Ankara'nın benden çok ziyade ihtiyarlanmış, yıpranmış, eskimiş kalasının başına çıktım. O kala tehaccür etmiş hadisatı tarihe suretini bana göründü. Allah Allah ya. Bana mı gözüküyor bunlar? Ben mi oynattım kafayı? Yani nereden çıkarttı diyorlar bak. Tahaccür etmiş. Tahaccür. Taş taşmış. Taş ama Ankara kalası. Taş değil arkadaş. Tahaccür etmiş hadisatı tarihe. Tarihi hadiseler donmuş taş olmuş. Taş o kala var ya kalada. Orada at koşturanlar, kılıç yapanlar. Ne bileyim. Cisimlenmiş. Cisimleşmiş insanların haletleri cisimleşmiş. Taşın içindeler. Hani Osmanlı'nın yaptığı binalar, kaleler, köprülere bakın buram buram Osmanlı kokuyor. Aynı taştan yapılmış, aynı taştan. Cumhuriyet döneminde yapılan camilere bakın. Bir de ecdadın yaptığı camiye bakın. Aynı halet olmaz. Çünkü oraya sirayet etmiş. Bak ne yapmış diyor. O kala tahaccür etmiş hadisatı tarihe suretini bana göründü. Yani biz olayı sağlıyoruz. Ustad bir tarih bir şey anlatıyor. Lan bir tuhaf bir şey ya. Tahaccür etmiş diyor ya. Ya ne acayip bir şey ya. O kana diyor. Donmuş. Tahaccür etmiş. Tahaccür etmiş. Hadisat-ı tarihe suretinde bana göründü. Yalan mı söylüyor? Bana göründü diyor. Yani ceyran eden, etrafında ceyran eden hadiseler donmuş. Sen taş zannediyorsun. Aslında tarihi, hadisat-ı tarihi orada. Hadisat-ı tarihi suretinde bana göründü diyor. Acayip sırlar. Burası burası değil. Bu dünya çok acayip bir kavşak. Alt yol kavşağına girersiniz ya böyle. Böyle gidiyorsun ya. İstersen geri dönersin. İstersen sağa çıkarsın. İstersen sola çıkarsın. İster böyle gidersin. İster böyle. İstediğin yere. Burada durduramazlar. Araba arıza yapsa bile burada emniyet şeridi yoktur. Alt yolda emniyet şeridi olmaz. Emniyet şeridi yolda olur. Eğer arıza yapsa bile arabanı iteceksin. Hiç şansın yok. Alt yol. Bu dünya böyle. Emniyet şeridi de yok. Emniyet yok burada. Ne emniyeti? Hiç kimse kendisini emniyette zannetmesin. Bozulursa hiç şansı yok. Gideceksin kardeşim çukura gideceksin. Bittin yani. Yani bu dünya acayip bir şey ya. Kavşak kavşak. İstersen bu güzergen var. Dördüncü söz hepimiz okuduk. İki aylık mesafede has çiftlik yok mu? İki aylık mesafede. Bir günlük diyor mesafede bir istasyon var diyor. Kabir. İki aylık mesafe. İki ay kaç yapar? 60. Bir gün kabire kadar iki gün. 59 nerede? misal. Ustad Sehli Mümteni yapıyor. Kur'an da böyle. Gene tenkit edecekler. Yani sade, ilk okuduğun zaman maksat anlaşılıyor. Sana vereceğini veriyor.
Sonra okumalarda bir dakikaya 2 aylık mesafe varmış. 2 ay, 60 gün. Bir günlük mesafede istasyon varmış. Oraya göre, paraya göre bilet alınıyormuş. Tamam. O kabirmiş. Bir günlük mesafedeki istasyon kabir. Kabire kadar bir gün. 59 günlerde. Kabirden ta cennete kadar ki mesafenin adı 59 gündür. Dünyada başladı. Cennete girme 60 gündür. Yaş ortalaması da 60'tır işte zaten. Ümmeti Muhammed. Yaş ortalaması. Bir senedir ya. Allah Resulü'ne göre hadiste dünya bir gündür diyor. Veya bir saattir diyor. Hani çölde yürürken işte dinlenmek için ağacın altına bir saat. Sorsalar vefat edene soruyorlarmış. Ne kadar kaldın dünyada? Bir saat veya daha az. Başka bir rivayette bir gün daha az. Bir gün ya. Hadislerde geçiyor. Dünya bir gündür. Yani niye anlatıyorsun kardeşim? Kala tacir etmiş hadisat-ı tarihi suretini bana görün. Acayip bir şey yani. Burada kurallar hep kullanılıyor. 60 günden sonra sonsuzluk başlıyor değil mi sana? Evet. Beka. 60 günden sonra sonsuzluk başlıyor. 60 güne kadar bir rakam var yani. Evet. Cennete kadar. Var. Yani bir günlük mesafede bir istasyon var diyor. Orada istasyona gidince para ne kadar sana yaya, uçakla, trenle bilmem neyle gider. İşte o kabir. 2 aylık mesafe ne oldu? 59 günlerde. Yani sorduğun zaman küllak bir tuhaf. Yani, anlaşılıyor canım. Ne olacak ya? Tefsir canım. Hepten sinirim bozuluyor ya. Tefsirmiş ya. Risale normal bir kitap zannediyor. Lan neler, ne kanunlar koymuş. Daha ben bu geri zekalılığımla yani bu kadar bir şey anlıyorum. Benimle mi konuşuyor? Bir tacir etmiş. Hadisat-ı tarihi suretine bana göründü diyor. Yani anladım, düşündüm, zannettim demiyor. Göründü diyor. Taşa bakınca tarih gözüküyor içi. Sirayet var. Resul-i Ekrem mesela adam ya konudan çıkacağım ya. Hiç mi şey olmuyor? Uhud'a gitmiyor musunuz? Uhud'a, Mekke'ye, Medine'ye gidince yani hiçbir şey mi hissetmiyorsun ya orada bir atın kiştirmeleri bilmem şeyleri ya. Çanakkale'ye şehitliğine hiç gitmiyor musun? Yani bir şey taşlar maçlar mı görüyorsun ya? Başka bir şey yok mu ya? Bir şey hissetmiyor musun? Odunlaştık mı biz ya? Ne oldu bize ya? Hiç mi bir şeyler olmuyor orada ya? Bir şey falan etkilenmiyor mu? Sıkılmıyor mu? Acayip bir şeyler olmuyor mu? Yani donmuş hadiseler var ya orada hep. El ayak konuşacak diyor ya. Senenin ihtiyarlık mevsimiyle benim diyecekler ki manayı zorluyor, çiğneyerek zor mana çıkarıyor. Ha kardeşim, hadisat-ı tarihi suretini bana göründü dedi. Abi her şey çözülüyor o zaman. Çözülüyor her şey. Tabii ya. Manalar değişik oluyor böyle. Çok acayip bir şey. Anladım, zannettim, tefekkür ettim, bana öyle geldi demiyor. Gördüm. Kışır yoktu mu sana boyutun? Yok vallahi ya. Görünmüşse görünmüştü. Böyledir ya. Murat'ım yok, acayip bir şey ya. Tuhaf bir kitap ya. Aklımı oynatmadan bir gidebilsem. Hakikaten samimi söylüyorum ya. Tuhaf bir şey ya. Ben size anlatmak istedim bu kadar. Yani anlatamadığım şeyler var mesela benim hissettiğim. Bir tuhaf bir şey ya. Neyse. Senenin ihtiyarlık mevsimiyle. Seneye ihtiyar diyor. Lan neresi ihtiyar ya? 2015. Dünya ihtiyarlaşmış. Tarih de ihtiyarlaşmış diyor. Zaman da ihtiyarlaşmış diyor. Akşama ihtiyarlık diyor. Allah Allah. Neresi ihtiyar? İhtiyar biz insana diyoruz ya. Kalanın ihtiyarlığı diyor. Dünyanın ihtiyarlığı diyor. Zaman da ihtiyarlaşmış diyor. Çok acayip kavramlar değil mi? Senenin ihtiyarlık mevsimiyle benim ihtiyarlığım. Senenin ihtiyarlığı var sene. Kalanın ihtiyarlığı, beşerin ihtiyarlığı. İnsanlığın yani. Ya şanlı Osmanlı Devleti'nin ihtiyarlığı. O taş söylüyormuş bunları. Onlar varmış, taşın içinde bunlar varmış. Bak senenin ihtiyarlığı. Taşta gözükenleri görüyormuş bak. Taşta neler gözüküyormuş? Hadisat-ı tarihi suretini bana göründü. Ne varmış? Senenin ihtiyarlık mevsimiyle benim ihtiyarlığım gözüküyormuş tarla, şeyde, taşta.
Kalanın ihtiyarlığı. Beşerin ihtiyarlığı gözüküyormuş kalede. Şanlı Osmanlı Devleti'nin ihtiyarlığı. Hilafet saltanatının vefatı. Ve dünyanın ihtiyarlığı. Bana gayet hazin ve dikkatli ve firkatli bir halet içinde. O yüksek kalada geçmiş zamanın derelerine gelecek zamanın dağlarına baktırdı. Taş baktırıyormuş. Geçmiş zamanın derelerine gelecek zamanın dağlarına baktırdı. Ya pencere be kardeşim o taş. O yani kapte oradan bir sürü hadiseler atılmış içinde. O bir böyle şifreyi çözdü mü taştı. Bir şifreyi çözüyorsun, kafayı bir sokuyorsun. Aa, Allah Allah, pencereymiş ya. Fesubhanallah, Fatih'e bak. Yavuz Sultan Selim'e bak. Allah Allah, Kanuni'ye bak ya, Zembili'ye bak ya. Allah Resulullah'a bak. Bana da geçiyor bu. Sen diyor, Mucizat-ı Ahmediye'yi diyor, dağda bayırda kitap yokken bunlar yazılamaz. Sen diyor, o hadiselerin içinde bu kadar veciz olmuşsa, o savaşı mutlaka müşahede etmişsin ki yazmışsın demiş. Usta da hiçbir şey demeden, temiş yapmadan varlığa koymuş. Alim imaneye geçince Resulullah'ın at koşturması hepsi gözüküyor. Ya kardeşim, alim imaneye geçince, alimi gayba geçince mazi müstakbel var mı? Yok. Kalbin ve ruhun dereceyi hayatına girersen mazi ve müstakbel hal gibi olur. Mazi ve müstakbelde olan ve olacaklar hepsini haldeymiş gibi görürsün. Konuşursun. Onun için bir duam var benim. Ya Rabbi, razı olmadığım geçmişimden, razı olmayacağın geleceğimden sana sığınıyorum. Şimdiden. Razı olmadığım geçmişimden, razı olmayacağın geleceğimden de sana sığınıyorum. Mazi ve müstakbel canlı ve ruhlu olduğunu sözleri 110'da söylüyor. Murat, acayip bir şey ya. Akıllı yaşayacaksın ya kardeş. Daha korkma. Akıllı yaşa, karışma. Daha sahibini bırak. Kendini tehlikesiz zannetme. Bana bir şey olmaz deme. En büyük tehlike bu. Adam gibi kitabımızı okuyacağız. Derslerimize gideceğiz. Çayımızı da içeceğiz. Cevşenimizi okuyacağız. Hizb-i Kur'an'ımızı okuyacağız. Tamam. Ha şimdi ne var? Akşam namazı farz mı şimdi? Yok, daha değil. Değil. Şimdi değil ya. Çak açtığım bana. Ümit. Nasıl gezdiriyor ya? Bir adam sıkılıyorsa kitap okumuyor demektir. Kitap okumak zannediliyor. Oysa her bir kelime pencereden kafayı çıkarıyorsun ya böyle. Bak pencere. Böyle tamam. Pencere. Şu pencere kabul et. Bak. Kirisan-ı Kerim'in pencere. Bak pencere. Ama bazen bak sana ne yapıyor biliyor musun? Bak. İsraf olmaz. Biraz önce şöyleydi. Kapalıydı. Tamam mı? Kapalıydı. Şimdi vay be. Allah Allah. Fesubhanallah. Yavuz Sultan, Süleyman Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam, Fesubhanallah. Kelimeler budur. Kur'an'ın o peygamber kıssaları vallahi böyle, billahi böyle. Bu kadar mı haşa tabi? Yani bir tanesi bu ya. Geçişler anidir değil mi abi? Nasıl yani? Yani bu geçiş pencereden. Yani belli olmuyor ki ümidin. Bir anda açılırsın, böyle bakarsın. Allah, orada at koşturuyorlar. Fesubhanallah. Şimdi bu burada neler oluyor bir görsen. Yanındakiler de ulan neden bir. Görüyor musun ya? Sen de bakıyorsun. Ulan ben de. Abi bir şey yok. Bunu en çok şeylerde rastlarsınız. Herkes rastlar bunu. Sekeratta. Geliyorlar. Başınızı kapattın. Sekerat anındaki kadının, adamların, insanların diyeceği şu. Bu kadınlar hemen diyor. Başınızı kapattın. Onun için mesela özürlü kadın mesela çıkması lazım sekeratta mesela. Abdest insan bulmam. Hoş geldiniz. Kime diyor kardeş? Ben de bakıyor. Kime diyor?
Niçin zahmet buyurdunuz? Ya ne? Acayip bir şey ya. Ya burası değil ya. Bu Simay dersi yaptıktan sonra bizde manyaklık başladı böyle. Sima dersini piyasaya çıkaracağız inşallah. Bir tane var mısın abi? O işte payda pay alıştıralım diye. Bir tanesini verelim. Sima sirayet. Tuhaf değil mi? Kitap okuyamazsın, ayakta duramazsın. Hiç kesinlikle duramazsın. Kitap okumayan, kitap okuyana şöyle der. Allah Allah, akşama nasıl evde oturuyor? Zannediyor ki oturuyor. Onun kadar yorulan kimse yok. Çünkü o kitap okumuyor. Senin ahirette göreceğini bu dünyada seyrediyor. Sen hala koştur bir hemen hafende. Bana mı dedin abi? Postacısın ya. Hakikaten koşturuyor ya. Selahattin abi koşturmuyor. Evde kitap okuyor. Sen postacısın. Serha abine koşturdu. Baş başıma geldi. Yok. Sen MP3'ü dinlediğin için abi bütün gün gerçekten internete. Hem posta dağıtıyor, hem ders dinliyorsun. Elhamdülillah. Bir de bana bulsan öyle bir iş ya. Çok acayip değil mi? Ustad diyor ki, hilafet saltanatının vefatı bak ne yapacak? Dünyanın ihtiyarlığı bana gayet hazin ve rikatli. Yani ayrılık ateşi var ya ve firkatlı ateş bir halet içinde halet. O yüksek kalada geçmiş zamanın derelerine, gelecek zamanın dağlarına baktırdı ve baktım. Taş bahane oldu. Tak! Mazinin derelerine, geleceğin dağlarına. Baktım. Ne görmüş biliyor musun? Birbiri içinde beni ihata eden 4-5 ihtiyarlık karanlıkları içinde. Birbirinin içine girmiş ihtiyarlık var. Birbirinin içine girmek şu. Bu su, H2O enerji esir. Veya odun, duman, nur, ısı, ışık veya beden, ruh, hayat, akıl, his, latife. Bak birbirinin içine girmiş. Ha, şimdi o baktırdı ve baktım. Kala ha, kaladan bakarken görüyor. Birbiri içinde beni ihata eden 4-5 ihtiyarlık karanlıkları içinde. Ankara'da en kara bir halet-i rüya hissettiğimde. Ankara'da en karanlık. Ankara. Değil mi? Haşiye. O zaman bu halet-i rüye farisi bir münacat suretine kalbe geldi. Yazdım. Ankara'da Hubab Risalesi'ne tab ettirmiştim. Bir nur, bir teselli, bir rica aradım. 4-5 tane karanlık böyle kalaya çıkmış bakarken 4-5 tane içine girmiş birbirine karanlık görmüş. Ondan sonra bu sefer Ankara'da en kara bir halet-i rüya hissettiğimden bir nur, bir teselli, bir rica aradım. Sağ yani mazi olan geçmiş zamana baktım. Bu gördüklerini şeyde nerede anlatıyor? 17. sözde anlatıyor bunu. Bu karanlık içinde derken abi bu bir karanlık ne ya? Karanlık aklidir, zulmet kalbidir. Yani şu andaki makamda şu, dimada karanlık içinde dedin ya, dimada 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Bu Kur'an'la nurlanmamış, bu da nurlanmamış, yerine oturmamış. Ne oldu belli değil. Birbirine girmiş 7 tane karanlık var şimdi. Bir de Abdülkadir şey buldu. Tahayyül ile tasavvur arasında şüphe varmış. Ondan sonra tereddüt varmış. Bunun ara geçitleri de var daha külliyatta bulmuş. Yani bak karanlıklar dimağa ait.
Bunu diyebilmem için karanlık değil mi? Ya cerveze yapacağım size söyleyeceğim. Karanlık dersini araştırdığım için söylüyorum. Sitede var karanlıkta. İki tane dersi var. Dört karanlığın dimağdaki o bütün hepsi birine mi hitap ediyor abi yoksa? Yani baktığı zaman Bülent'im dört tane karanlık birbirine şey yapmış. Demek ki ustadın karanlık bir kere aklidir. Yani yorumlayamamak. Yani mesela diyelim ki tahayyülle alakalı olan bir şey, tasavvurla alakalı olan bir şey, taakkulle, yani yeni gözüken gözüktüğü gibi değil. Hani sırf divan desek o zaman 7 tane dese o zaman direkt... Yok. Şey yani divan 4 tanesiyle mesela öyle görüyor. Yani keyfiyetini bilmiyoruz. Ben keyfiyetini bilmiyorum. Ama karanlık dimağa ait olduğunu, zulmet kalbe ait olduğunu ve hadiselerin buz gibi olduğunu, buz, aslında buz ama sudur, su ama H2O'dur, enerjidir, esirdir, maddi hayat, aynı hayat, akıl ceveri, ruh ceveri, nur-u Muhammed'i. Yani aynı şeyde bunlar yani. Bir yere gitmiyorsun. Buz neredeyse su da orada. Bak bir yere gittim yok. Buz neredeyse su da orada. Su neredeyse H2O da orada. Öyle değil mi? Ayrı bir yerde mi? H2O neredeyse enerji de orada. Enerji neredeyse esir de orada. Maddi hayat da orada. Aynı hayat da orada. Akıl cevheri de orada. Nur-u Muhammed'i de orada. Burada esmalar da burada. Yani dış neredeyse içi de oradadır zaten. Peki onu etkileyen neydi abi? Hangisini? Mesela Üstad Hazretleri diyor ya o dört tane karanlığı. Ha dedi zaten şu. 4-5 tane ihtiyarlık gözlüğüyle bakmış. Nasıl bakmış? Kalanın, zamanın ihtiyarlığı, mevsiminin ihtiyarlığı, ondan sonra kendi beşerin, kendi ihtiyarlığı, beşerin ihtiyarlığı, Osmanlı Devleti'nin ihtiyarlığı, hilafet vefatı, saltanatı vefatı. Yani bu halet, halet giydi, elbise giydi. Onunla bir baktı, herhalde nur görecek hali yok. Ne görecek? Senenin ihtiyarlığı var. Mevsimin ihtiyarlığı var. Kendisinin ihtiyarlığı var. Beşerin ihtiyarlığı var. Osmanlı Devleti'nin ihtiyarlığı var. Hilafet saltanatı vefatı var. Böyle 4-5 tane olumsuz yapı bunu bloke et. Ne görecek? Bunu aldı. Bu sefer 4-5 tane karanlık bir nur aradım diyor. Bir teselli aradım. Bir baktım sağa mazi, dereler. Sola bir baktım, istikbal, dağları. Şimdi bakalım ne çıkacak? Sağ yani mazi olan geçmiş zamana bakıp tesir ararken bana mazi. Ya bir bakayım dedim daha yani. Evet Ankara böyle ama bu kadar 4-5 tane elbise giydim karanlık. Ben abi karanlık böyle miydim? Bir karanlık işte. Sağlıklıydım eskide, şimdi yok işte. Eskide mesela bir yerde atlardım böyle. Yok işte. Yani yok ki bak kaç tane karanlık var. Eski aktifliğim yok, eski şeyim yok, eski siyatım yok, eski yaşım yok, eski duygularım yok, o şey gibi vesaire yani misal. Bunlar birbirine girmiş. Şimdi bir baktı yani mazi, geçmiş zamana bakıp teselli ararken bana mazi bak ne geliyormuş. Mazi de bak ne taşıyor. Taş bak ne taşıyor. Pederimin ve ecdadımın nevimin bir mezar-ı ekberi suretini göründü. Teselli yerine vahşet verdi. Hakikaten bende de öyle oluyor. Ya firak acayip ya. Ben elhamdülillah böyle bir aşk mecazi olmamış. Fakat mesela ya mektep ya. Mektepte şey mi yani? İş mi yani? Mektebimde okudum mesela. Asköy'de okudum. Geçince böyle dururum. Mesela yolum oradan değilse mutlaka şoföre derim. Şuradan git. Abi Alicoğlu'na giriyoruz. Girme buradan git. Bilmez o. Niye? Burada dur. Buradadır, tamam. Beni bekle, tamam abi. Ben çıkarım böyle, bisiklet kiralayıp bisiklet öğrendiğimi, poça aldığımı, simit aldığım yerleri. Öyle. Bu artık o onun için bir, orası bir şey yani, bir ağaç altı, ağaç vardı asker lisesinde. Yani bir şey anlatmak için. Bir ağaç, şu anda ağaç var, hiç kimse yok. Oysa orada bisikletçi vardı, bisikletçi kiralardı. Para verirdik. 10 dakikalığına 15 dakikalığına bisiklet kiralardık. Yarış yapardık böyle.
Ya çocuktum mu işte 10 küsur yaşındaki çocuktum. Gidiyorsun İçerenköy'de gençliğimi hatırlıyorum falan. Yani orası senin gördüğün gibi değil ki benim alemimde başka bir pencere ya. Ama şu anda onları hatırlamam. Oraya gireyim. Aa, bisiklete biniyorum. Terden soğumuşum. Sınıfa koşuyorum. Tamam mı? Acayip. Simit alıyorum. Koşarken düştüm. Dizimin soyulduğu yeri fark ediyorum. Görüyorum. Ve bütün sesleri duyuyorum. Doğru mu yanlış mı? Ama oraya bakarak oluyor. Bakmasan yok. İşte maziye bir baktım. Pederimin ve ecdadımın, nevimin bir mezarı ekberi suretinde göründü. Teselli yerine vahşet verdi. Hiç köye gidince Muhammed, o gençliğin ebeniz, ebe diyordunuz değil mi sen? Emmi diyorsunuz, ebe diyorsunuz Adanalı. Şimdi ebenizin şeyi size baktığı, kucağına aldığı, ne bileyim nedir diye bir şey eline sana tutuşturdu. Düşmüştün, seni koşup kaldırdı. Yani seni etkileyen hadise yok mu gidince köye? Ben köyünüze misafir olduğum zaman ben ne anlarım? Hiçbir şey anlamam, hiçbir şey görmem. Çünkü bir orada bir karşılık, karşıtım ve karşılığım yok. Hiç böyle yatağa yattığınca hiç mazi hatırlamıyor musunuz? Yani böyle yakmıyor mu sizi ya? Uykunuz kaçırmıyor. Ben bazen duş alıyorum ya, ondan sonra düşünmemeye çalışıyorum. Beni firak öldürüyor biliyor musunuz yani? Firak öldürüyor. Acaba o ne yapıyor ya? Ulan ne iyi bir insandı ya. Allah. Ben köye gidiyorum. Şimdi artık usanç da geldi. Yani kalmak da istemiyorsun. Hele şöyle diyorum, bir derece var. Mesela 80 yaşındaki bizim köyde birkaç kişi kalmışsa onlar yaşama şansı yok. Kimle ünsiyet edecek? Hiç kimse yok tanıdığı. Arkadaşlığı geçtiği, onunla gençliği geçen kimse yok. Emsal yok, akarini yok. Adam yaşanmaz hale geliyor biliyor musun? Bunu anlamıyor musunuz yani? Ne bileyim bende mi oluyor? Köy bile gittiğim zaman yeni nesil var. Kimse bir selam veriyorum amca diyorlar. Bazıları dede diyor bana. Tamam. Yani amca diyor bana o sana hoş geldin diyen çok az. Hani bir derece teselli bu. O ne haber ya falan. Kayıyorduk onlar karda falan. Yani bir şey. Düşün ki ben olmuşum 80 yaşında. Kimse yok beni bilen. Tarihe beni götürecek, beni teselli edecek. Beni keyiflendirecek kimse yok. Gidiyorum, ne yap? Nasılsın? İyiyim amca, iyiyim dedem diyecek. Dede, 80 olunca dede diyecek. Kim kaldı? Hiç kimse yok. O zaman yaşanmaz oluyor ya. O zaman gitmek gerekiyor kabire. O zaman karanlıklar içinde karanlık oluyor değil mi abi? Tabii acayip bir karanlık. İyice. Gündüz ortası olsa ne olur? Zipiri karanlık. Yanlışlık ne demekmiş biliyor musunuz yani bilmiyorum da. Ben bir de çoluk çocuğum yok ya. Beni yatakta meşgul edecek bir şey de olmadığı için bazen manaya götürüyor, bazen bunları düşünüyorum, bazen de maziye götürüyor. Allah Allah onlar mı kabirde? Köye gidiyorsun bilmem ne yapıyorsun. Yani bizim duygularda biraz da böyle canlı mı şey. Gidiyorum kimsem yok. Lan köy aynı. Ama sana ünsiyet edecek, ünsiyet ettiğin kimse yok. Bir bakıyorsun yeni nesil. 16, 17 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında. Bunlarla bir emsalliğin yok. Ben uzatmıyorum usta da burada şey yapıyorum. Yani bu sefer karanlık oluyor. Gündüz ortası dünya çekip gitmek istiyorsun burada. Artık ben burada durmak istemiyorum. Büyüdüğüm köyden kalmak istemiyorsun. Bana hep zulmet veriyor. Karanlık şey zulmet vermiyor. Karanlık veriyor. Karanlık veriyor ya. Ben kaç defa sayıkladım. Bir hemen havalimanından gelen kuksafeni. Gayri ihtiyar. Kuksafe yoluna girdik. Olsa bir hemen afene gidiyoruz. Atamıyorum. Ormanları görünce, yolu görünce, tabelayı görünce kuksafe 87 diyor. Ah, Allah Allah Allah. Yani insanında ya hep karanlık sarmış. Ya bu böyle bir zevkim, böyle bir haletim olmasa ben bu dersi yapamam ki. Normal bir genç yapsın, Salih bunu yapsın böyle olmaz. O tevhid yapar. Yani bu biraz böyle bununla çile çekmiş, böyle yanmış, bunun işçiliğini yapmış, ameliliğini yapmış bir insan bunu dile getirirse daha cayip oluyor işte. Burada keseceğim zaten. Bir daha okuyayım.
mazi, sağa baktım yani mazi olan geçmiş zamanına bakıp bak. Teselli ararken geç bakayım geçmişine. Keseceğim burayı. Sola bakmayacağım hiç daha. Sağa baktım. Geçmiş ecdadıma bakıyorum. Büyüdüğüm yere bakıyorum. Köye bakıyorum ya. Köye gitmiyor musunuz ya? Bu yaşta olduğunuz halde yani. Biraz yaşlanınca, biraz kıpır kıpır olunca duygularınız maziye pek götürmez ama ev bakarsın kimsenin yok ya arkadaşım. Akarinin yok. Akarin. Yani senin emsal. Emsal yaşı yok ya Selahattin abi. Senin de az var değil mi senin orada? Köye gidince, Ağrı'ya gidince. Az var yani. Şimdi çocuğun yaştaki damatlarına sen nasıl ünsiyet edemezsin ki? Olmuyor yani. Mesela iki kişi, üç kişi emsallerinle camiye gidiyorsun cumaya. Ne kadar keyif veriyor yani. Vay be evet. Ha Selahattin derler. Yani biz Selahattin abi deriz de. O sana Selahattin hatırlıyor musun burada? Ya hiç sanma buradan karda kayarken. Ama ne çarpmıştın ağaca sen ya falan. Ya sen de irmağa doğru gitmiştin ya. Unuttun mu bana? Aha. Yani ne bileyim bir ne var bunda? Cennetin bir zevkindenmiş yani. Maziyi tadat etmek, geçmiş dünyevi hadiseleri, maceraları anlatmak cennetin lezzetlerinden bir lezzetmiş. Ama burada elem çek, karanlığa girdi insan. Tabii canım karanlık hep karanlık. Ama ustad karanlıktan sonra Allah'ın nuru semavat vel art. Yani nuru gösterecek. Baktım ecdadımın, nevimin bir mezar-ı ekber suretinde göründü. Teselli yerine vahşet verdi. Ondan sonra. Sonra sol tarafıma baktım. Sol tarafa mı girmeyeceğim. Aşağıya bakıyor. Sağın altı yöne bakıyor. Sağına bakıyor. Soluna bakıyor. Öne bakıyor. Arkaya bakacak. Bugün iş sağa kadar geldik derste. Arkaya bakacak. Yukarıya bakacak. Aşağıya bakacak. Acayip. Sonra iş çıkmaza gidecek. Çıkmaza gidince teselli basacak şimdi ondan sonra. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Dert benim, derman Kur'an'ım. Basıyor. Bazıları diyor ki, ya abi sen psikoloji dersleri, yani bir klinik konuşması değil, bir nakil değil, bir kitap okumak değil. Ya bunları yaşadım, hepsini yaşadım kardeş. Ha, ustad da yaşamadığını yazmamış. Mesnevi'de diyor ki, insanların aklen ve kalben gittikleri o sıkıntıları Allah bana yaşattı. Dert benim, deva Kur'an'ım. Öyle derman geliyor. Şimdi bunları yaşıyor, yaşıyor ustad bak yaşattı böyle karanlık, karanlık. Evet kafayı taktın şimdi karanlık, doğru. Ya bunun tesellisi yok mu? Aşağı şimdi sağ taraf bak diyor. Nuru imanla bakarsan şudur diyor. Hemen formatı değiştirecek. Tak, tak çevirecek onu. Acayip bir şey ya. Bazen sen diyorsun ya abi hani dibe vurdun mu? Dibe vurmak gibi. Evet diyorum ki abi çok zor durumdayım abi kuyuya indim. Benden teselli bekliyor telefonla. Bak bakayım kuyuda aşağı inecek yer var. Abi inanmıyor musun daha gidecek yer yok diyor ya. Dibin dibine gittim. İyi bak dedim. Var mı daha gidilecek yer var mı? Yok abi kuyunun dibindeyim. Hah şimdi çıkma zamanı. Eğer daha gidilecek varsa git. Dibe kadar git. Çünkü oradan çık o basacaksın çıkıp fırlayacaksın. Basman için bir dibe in. Havada basamazsın. Abi ya Allah Allah. Tuhaf be abisin ben sana. Şimdi Hasan hocam karanlık hep mazi mi? Sade mazi mi oluyor? Yok yok solda. Solda. İlk önce şey olumsuzlukları anlatıyor. Sonra Kur'an'ına bir gözlük verecek. Aaa mazi karanlık değilmiş. Vay be. Allah Allah. Ya Kur'an ya o zaman acayip bir şey ya. Yani gözlükle böyle bakarsan oho. Gözlük, dürbün var ya dürbün. Terse bakarsan pü. Sen var ya böylesin ha şu anda. Bir bakayım, bir bakayım. Aa, bizim kardeş ya. Böyle ufaktın ha. Ha, Kur'an bir gözlük veriyor sana. Vay be. Ya bu Kur'ansız nasıl yaşanıyor ya? Vallahi ciğerimde söylüyorum ya. Nasıl yaşanıyor ya? Nasıl yaşar ya? Ya hiç mi mazin yok? Allah'ını seversen. Hiç mi kafan yok? İstikbal, kabiri görmüyorsun, kefeni görmüyorsun. Nasıl yaşarsın ya? Yani neyin üzerine vücut kurmuş ya? Et kemik ya. Bir tarafı çekti mi bitti ya. Bir tarafı ya. Bir sivilce çıkıyor. Ya hoş ver falan. Ateş basıyor. Bir gidiyorsun. Aa tümör diye. Ne dersen de. Kanser.
Ne olmuş ya şimdi? Ağaç seni kaybeder. Deden. Bak. Ha o neredeler şimdi? Bak. Abi ateş var. Acayip. Ama bir daha söylüyorum. Kur'an bir gözlük veriyor. Kur'ansız yaşayamaz. Kanser nasıl yaşayacak? İleriye bir bakıyor. Şöyle bir bakıyor. Aman ya Rabbi. Kanser demek kefenlenmek. Yılan çıyanlara, akreplere yem olmak. Almayadan toprağa girmek. Lüküs, ağam, paşam, dedemlerim, yani güneşler, buğdaylar, çiçekler, alabalıklar, balıklar, muhlamalar, horon vurmalar, şarkı türküler, diziler, tamam. Nerede? Sonra bir Kur'an, asıllarına kavuşuyorsun ya. Bunlar gölgeymiş ya. Makarı saltanatına, asıl vatanlarına, tamam mı? Ey beni Adem, ruhunuzun isteği, burası ruhun isteği değil ki. Meğer bu dünyadan nefis ayrılmak istemiyormuş, namussuz. Abi baktık, vay be gitmek isteyen ruhmuş ya. Kur'an bir gözlük veriyor. Acayip. Kur'ansız nasıl yorumlayacaksın kabiri? O zaman bu karanlıkta nefse bakıyor değil mi? E tabi, nefsani bakış. Ya. Sonra Kur'an'ı bir bakış getiriyor. Dayanamıyorum yani. Yarın yaparız inşallah. Kur'an'ı bir bakış getiriyor. Şimdi girmeyeyim sağ taraf şu. Esassız fani olan şu dünya hiçlikler ellerine yokluk zulümatına yuvarlanıp gidiyor. Bak esassız fani ol fani olan dünya. Şu tabire bak ya. Şey ya. İnci mi? Ne dersen de bak. Esassız fani olan dünya hiçlik derelerinde yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime derman ararken zehir ilave etti. Ondan sonra bir çare geliyor. Vay be, of be ya. Sağ tarafa bakalım yarın ne çıkacak. Dizi gibi olasın. Dizi gibi. Devamı yarın. Devamı yarın. Seviyorum sizi. Çok seviyorum. Razı olsun. Allah Allah. Uçak sallanıyor geliyor. Şöyle paldır küldür falan. Bakıyorum insanlara. Neyi teselli olacak? Orada kadın işaret ediyor çıkacak. Beni Kur'an okudum geldim. Sen okudun. Devam devam. Sen bakma diyor. Durma. Durma devam. Ana verme. Müslüman'ı çok seviyorum. Açı saçı bak. Bakıyorum da ne yapıyorlar ki böyle okuyor. İnerken güçsüz iniyor ya kendini salıyor. Bulut da çok falan. Güç harcamadığı için çok sağ olun. Ondan sonra bakıyorum o siz okuyun korkuyun. Bak görüyor musun benim Müslümanım? Kur'ansız olan. Risale olmasa ne yapacaktım ya? Düşünmek istemiyorum. Allah kahretsin yalan söylüyorsa. Böyle acayipime gidiyor. Bu olmazsa ben ne yapardım? Şu dünya hiçlik derelerinde yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Lan görmüyor musun kabir? Mezar ya. Allah'tan bak bu gelişimde cenaze yıkama denk gelmedi bana. Gelmiştim lan Kemal İmam. İner inmez uçakta. Daha yemek yemedim, çay içmemişim. Cenaze yıka. Ulan beni mi bekliyordun? De hastaneden gittim ben de. Lan kardeşim. Dedim kardeşim bak kahvaltı yapmamışım dedim ya. Türkiye'den erken çıkmışım dedim ya. Bir çay içeyim. Abi cenazem var sen çaydan bahsediyorsun. Tamam. Ama burada maziyi bir parçasını söylüyorum. Abdullah son cümlemi. Mazide mazi neyle temizleyeceksiniz biliyor musun? Zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvvet imanla. Kuvveti iman ile girebildiği ve hüzünleri, zulmetleri def edebiliyor. İmanın kuvvetiyle mazi temizleniyor. İmanın kuvvetiyle nur imanla da geleceğin temizleniyor. Onun cümlesini okuyorum. Zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvveti iman ile girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi nuru iman ile, iman kuvvetiyle değil, kuvvet iman değil şimdi. Nuru iman ile
İstikbalin en uzak dallarına kadar çıkar, korkuları izale eder. Kuvvet-i iman maziyi tamir ediyor, nur-u iman geleceği tamir ediyor. Nur aydınlatıyor değil mi abi? Artık ne dersen, o nura gireceğiz. Değil mi bak? Kuvvet-i iman maziden korku olmaz. Maziden elem var. Mazinin zulmetleri, hüzünleri. Geleceğin korkuları. Korku gelecektir. Mazi kuvvet-i imanla zulmetler kalkıyor. Nuru imanla da geleceğin korkuları ortadan kalkılıyor. Zulmetten ona gidiyor. Bak kuvvet-i iman ayrı, nuru iman ayrı. Kuvvet-i iman sağ taraf. Mazinin zulümatını, hüzünlerini, zulmetlerini temizliyor. Bak Selahattin abi görüyor musun? Kuvvet-i iman mazinin zulümatını, zulmetlerini, o ümitsizlik şeyleri var ya onların. Öyle karanlıklarını süpürüyor. Sol taraf istikbal nuru imanla. Ne yapıyor? Korkuları izale ediyor. Göğsünü geriyorsun. Diyorsun ondan sonra namertim Azrail Aleyhisselam'a gayet rahatla ben ruhumu teslim etmezsem. Demeye kadar çıkarıyor seni. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selavat.